Böyle çat kapı geliverdim, kusura bakmadın değil mi? Hiç önemli değil. Gerçekten. Hı. Evin güzelmiş. Rahmetli babamdan kaldı. 3-5 değişiklik istiyor ama zamanla. Bak, bu normalde benim tarzım değildir. Yani böyle çat kapı insanların kapılarına dayanmam. Galip, lütfen rahat ol. Normalde ben de gece yarısı her önüme gelene kapıyı açmam. Doğru aslında. Ben niye buraya geldim diye sorup duruyorsam... sen de niye kapıyı açtım diye sorup duruyorsundur. Ben en iyisi gideyim. Galip, lütfen. Bari kahveni içseydin. Ben özür dilerim. Neden? Sana haksızlık yapıyorum. Bir kuyunun içine düştüm. Seni içine çekmemeliyim, anlatabiliyor muyum? Hayır. Hiçbir şey anlatamadım. Hiç açık konuşmuyorsun. Sürekli imalı, kapalı, acayip laflar. Şöyle söyleyeyim o zaman. Adamın en beteri hangisidir biliyor musun? Başka bir kadından yara alır. Sonra gelir diğerine yarasını sardırır. İnsan böyle adamlardan uzak durmalı. Yani benden uzak durmalısın Leyla Hanım. Bir dakika. Sen bu çocuğa nasıl bu kadar düşkün olabiliyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Ömer Asaf'a diyorum. Neden bu kadar düşkünsün? Babasını bilmediğin, tanımadığın bir çocuğa niye bu kadar sahip çıkıyorsun? Saçmalama Galip. Bu iş içinde başka bir iş var. Söyle, yoksa sen el alemin dönünü niye bu kadar sahiplenesin ki? Kendine gel Galip, yeter artık. Doğru iz üzerindeyim. Bunu gözlerinden anlıyorum. Sen söylemesen bile bu çocuğun babasını bulacağım. Çok tuhaf değil mi? Nedir tuhaf olan? Fenalaşmasanız tanışamayacağız. Yan yana geçip gideceğiz işte. Hiç düşünmemiştim. Çalışıyor musunuz? Gazeteciyim. Bursalı değilsiniz galiba. Bursalıyım da uzun süre İstanbul'da yaşadım. Yeni döndüm. Ah. Bursa Posta'nın editörüsünüz demek. İnşallah bu olayı köşenizde yazmazsınız. Bakın, bunu da ben hiç düşünmemiştim. Ne yapalım? Gönül düştü bir kere. Aşık olmuştum babana. Kaybedeceğimi bile bile her şeyi göze aldı. Niye annemin isteklerine razı geldin? Seni bu hayata mahkum etmiş. Çocuğunu elinden almış. Ya ne yapsaydım? Baban benim sevdiğim kadar sevmemiş beni. Veysel'e sakın deme senin baban benim babam diye. Dedin mi yoksa? Demedim daha. Ya baba? O biliyor mu Veysel'i? Bilmiyor. Ah, ben açarım kızım. Bırakın anne, ben yaparım. Ne konuştunuz? Niye çağırmış seni Galip? Boşanıyormuşuz. Onu söyledi. Ne boşanmasıymış o? Olmaz öyle şey. İyice kontrolden çıktı bu oğlan. Hani halledecektin? Hani bu ailenin dağılmasına asla izin vermeyecektin? Sabret biraz Hanzade. Halledeceğim dedim. Ben de artık sabır mabır kalmadı anne. 15 senedir seni hem anne hem baba bildim. Her dediğini yaptım. Bunun için mi? Bugüne gelmek için mi? Ağlama artık, harap ettin kendini. Yeter.
Emanetine böyle mi bakıyorsun sen? Rahmetli halam beni istemeye geldiğinizde ne demişti sana? Ne söz vermiştin halama? Sana gelinlik bir kız değil, yetim bir evlat emanet ediyorum demişti. Ben de ona emanetine ihanet etmeyeceğim demiştim. Böyle mi yani? Yetimliği bir sen mi biliyorsun kızım? Yetim Esma Nur'un çektiklerini anlatmadım mı sana kaç kere? Ben çektim sen çekme diye kol kanat gelmedin mi? Aile olmak ne demek? Herkesten iyi biliriz biz. İkimiz, iki yetim. Her şey düzelecek emin ol. Her şey düzelecek. Galip nasıl davrandı sana? Elinden geldiğince kibardı. Başka bir şey söylemedi mi? Hatırlamıyorum. Ömer Asaf'ı doğurtan doktorun adını sordu. Peki sen ne yaptın? Söyledim. Dede, şu beyti bir defa daha okur musun benim için? Emrin başım üstüne Asaf Bey. Cihan da aşık olana sanma ki rahat olur. Neler çeker bu gönül, söylese şikayet olur. Vay be, lafa da bak sen. Baba sen hiç böyle aşık oldun mu? Vaktiyle geçti başımdan bir macera. Getirme şimdi aklıma, boşver. Hem evlada anlatılmaz böyle şeyler. Bizimkiler. Rakı getirin. Tamamdır, bize artık bir şey vermeyin. Niyeymiş? Ne oldu ki? Bir şey olduğu yok baba. Yalnız seni bir yere götürmek istiyorum. Nereye? Nasıl? Güzel bir kadın mıydı baba? Tövbe ya. Bak nasıl konuşturuyor babasını. Yani nasıl biriydi? Bana sorarsan tüm cihana bedeldi. Tüm cihana bedeldi. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Hiç. Şimdi görsen hatırlar mısın o kadın baba? Bilmem. Neredeyse 30 yıl oldu. Ne bileyim. İniyoruz baba. Geldik. Tamam da neresi şimdi burası? Sürpriz baba. Gel benimle.
Oğlum, bu saatte milletin kapısını niye çalıyoruz ya? Yabancı değil baba, bir şey olmaz. Kim o? Benim, Galip Çelebi. Bu saate kalmazdı. Saate bak hey Allah'ım, sabahın 4'ü. Ne oluyor Veysel? Çalıyor. Çalıyor Esma Nur Hanım, çalıyor. Ver bakayım bana. Alo, Galip benim. Evet, ne istiyorsun anne? Baban yok. Akşamdan beri kayıp. Hiç böyle yapmazdı biliyorsun. Telaşlanma. Babam şu an benimle. Çok da mutlu. Nerede şimdi o? Ver babanı telefona. Şu an eski aşkının yanında anne. Hacer Hanım'ın yanında. Telefonda konuşamaz. Geçmişiyle yüzleşiyor. Ne haltlar karıştırıyorsun sen Galip? Bu daha başlangıç anne. Bu daha hiçbir şey. Alo. Alo Galip. Esma Nur Hanım neredelermiş? Esma Nur Hanım, neredelermiş? Baba, uyan. Bak eve geldik. Eve mi? Ha, tamam. Birkaç saat kestir. Saat daha erken. Kaç ki? 6:30. Eyvah. Esma Nur lime lime edecek beni. Galip. Sen nereden buldun Hacer'i anlamadım. Benden şimdilik bu kadar baba. Gerisi sana kalmış. Veysel'i öğrendi mi? Henüz değil. Ama er ya da geç öğrenecek. Her şeyi yıkmaya kararlısın öyle mi Galip? Bu senin bakış açın. Ben yıktığımı sanmıyorum. Aksine her şeyi yeni baştan yapıyorum. Çok ararsın. Üf, hangi cehennemdesin be doktor? Günaydın doktor hanım. Stajyerim efendim ben. Doktorlardan biriyle görüşmem gerekiyor. İsim neydi efendim? Doktor Nusret Duman. Hı hı. Maalesef bu isimde bir doktorumuz yok beyefendi. Allah Allah. Nasıl olur? Nusret Duman bu hastanedeydi ama. Mutlaka bulmam lazım. Mutlaka. Üzgünüm efendim. Bunu o yoksul aileye verirsin. Biliyorsun her zamanki aile. Tamam Nusret Bey, meraklanma sen. Ya bu? O da üzerinde yazılı adrese gidecek. Ama mutlaka götüreceksin. Peki bu işleri bana niye yıkıyorsun? Çünkü
Ben Bursa dışına çıkıyorum. Uzun bir süre için. Hadi. Onları sağlam bir yere koy bakalım. Tamam Nusret, tamam. İyice yaşlandın sen. Bana bile güvenmez oldun. Beyefendi. Beyefendi bakar mısınız? Buldum. Nusret Duman. Siz çıktıktan sonra aklıma geldi. Emekli olmuş. İlk baktığımda o yüzden bulamadım. Çok teşekkür ederim. Nasıl makbule geçti anlatamam. Gerçekten sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Size iyi günler. Size de. Nedim Bey, işçiler madem çalışmıyoruz, ücretli izin yapalım diyorlar. Olmaz öyle şey. Hiçbir yere gidemezler. Çalıyor Nedim Bey. Alo, Galip Bey. Evet. Evet. Olmaz Nedim Bey. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Gitmek isteyenlere aynen şöyle söyleyeyim. Kapıdan dışarı çıkan bir daha o kapıdan içeri giremez. Ben bir iki saate kadar oradayım. Evet. İlacımız hazır. Nusret. Bu doktorluğa ihanetinin şerefi. Bu adam olmayışının şerefi. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bu da mahvettiğin hayatların şerefine. Şarkısı çalar sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, 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 yalnızım. Doktor. Doktor Nusret Bey. Kimse yok mu? Doktor. Kimsin sen? Galip Çelebi. Çok geç. Galip Çelebi. Çok geç. Nedir geç olan? Doktor iyi misin? Doktor. Doktor hadi söyle bana. Ne söylesin? Doktor, söyle bana doktor. Doktor söyleyin. Bu adam ne bıraktı gitti böyle? Epey de var. Ne yazıyormuş burada? Doktor. Doktor ne olur konuş benimle. Doktor. 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 Hani burada Bursa Posta yok. İçinde olacak tanzerden. Tamam buldum. Sağ ol canım.
yaşlı doktorun acaba dedirten ölümü. Bir zamanlar Bursa'nın tanınmış jinekologlarından doktor Nusret Duman evinde ölü bulundu. Emniyet intihar ihtimali üzerinde duruyor. Cinayet mi acaba dedirten ipuçları da yok değil. Geçen gecenin hesabını vermeyeyim diye mi yataktan çıkmıyorsun ha? Ne alakası var canım? Ölüyorum, görmüyor musun? Galip seni nerelere götürdü bakayım? Kimleri gördünüz? Kimleri görecekmişim Esma Nur? Gedikli meyhanede Galip'i buldum. Hoş o da bize şişenin dibini buldurdu ya. Yok baba oğul hiç içmemişiz. Yok. Sonra? Meyhane çıkışı nereye gittiniz? Bir yere mi gitmişiz? Öyle mi dedi Galip? Anne. Efendim. Baba günaydın. Günaydın kızım. Biraz konuşabilir miyiz? Bahçeye geç geliyorum. Anne hemen konuşsak. Şimdi mi? Evet şimdi. Tamam geliyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Asaf. Başınız sağ olun. Başınız sağ olun. Başınız dostlar sağ olsun. Kim derdi Nusret intihar edecek diye. Şaşırtmayı severdim. Yine şaşırttın beni doktor. Demek bu zarfları bu nedenle bıraktın bana. Merak etme doktor. Emanetleri sahiplerine teslim edeceğim. Toprağın bol olsun. İşte bak burada. Yaşlı doktorun acaba dedirten ölümü. Allah rahmet eylesin. Ne olmuş? Nasıl ne olmuş anne? Tanımadın mı? Jinekolog Ömer Asaf'ı doğurtan doktor. Evet. Yazık. Daha yeni sordu doktorun adını bana. İntihar mı cinayet mi belli değil diye yazıyor. Sence de acayip değil mi? Kızım kocandan mı şüphe ediyorsun yani? Galip bu doktoru boşuna sormadı. Sonra da doktorun böyle aniden ölmesi. Bu işte bir iş var. Bana söylemediğin bir şey var senin. Sen saçmalıyorsun. Vallahi de saçmalıyorsun. Doktor biliyor muydu gerçek babasını? Sen biliyor musun? Tanıdık biri mi yoksa? Yettiniz artık. Kocandan da senden de illallah geldi. Ben nereden bilirmişim? Doktor dememiş miydi Beric'in adı gizli tutulur kimse bilmez diye? Ha? Galip Bey'im şükür kavuştur ama. Allah'ım sana şükürler olsun. Ver öpeceğim o mübarek. Estağfurullah gelin. Zahit Usta tamamdır. Beyim sen gittin buralar kurudu. Çöle döndü. Biz sağ oldukça hiçbir şey olmaz buralara evvelallah. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz Galip Bey. Sağ olun Nedim Bey. Arkadaşlar ipliğimiz bugün gümrükten çekiliyor. Bugünlük paydos yapıp dinlenin. Evlerinize gidin. Yarın sabah hayırlısıyla arkadaşlar hep beraber işbaşı yapacağız. Sağ ol. Nedim Bey, gel sen de büroya geçelim. Tamam. Al, bu kadar yeter sana. Hop hop hop, böyle anlaşmadık Hüsnü Bey. Ne diyor bu kız ya? Öyle konuştuk ama Yaşar abi. Uzatma, ver parayı kıza. Al. Son taksit için yine geleceğim. Yaşar Çatak, olmuyor böyle ama. Baştan böyle konuşmadık seninle. Ne konuştuk peki? Bak bu candanın bütün parası benim cebimden çıktı. Galip ip istedi vermedim. İp elimde kaldı. Yetmedi Fuat'ın ipini de ben aldım. Hani patronun ne demişti? İhya edecekti beni. Batıyorum ya, 5 kuruşum kalmadı. Bir. Ödemişti demeden önce besmele getireceksin. İki. Tamam.
Ödemişli bir söz verdiyse o söz kıyamet kopsa bile yerine gelir. Tamam mı iplikçi Hüsnü? Tamam. Tamam Yaşar. Efendim? Evet. Ya. Tamam. Yine arayıp bilgilendir beni. Kötü bir haber mi? Kimdi? Çelebi Tekstil'deki adamımız. Ne olmuş, bir terslik mi var? Galip işin başına dönmüş. İplik de akşama geliyormuş. Yapma be. Ödemişti buna, çok kızacak. Kızım, kendini bu kadar çok dinleme, rahat ol biraz. İçim o kadar sıkılıyor ki. Gidip bir tepeden atmak istiyorum kendimi. 13 senedir her şeyimi bu aileye vermişim. Etrafıma bakıyorum, bir dert ortağım bile yok. İşte bak, kendi ağzınla söylüyorsun. Boşanırsan ne hale düşeceğini görmüyor musun? Ne yaptın? İmzalamadın inşallah o kağıtları. İmzalamayacaksın değil mi? İmzalayacağım. Sırf Galip istiyor diye yapacağım. İkimiz bu aileyi oluşturmak için çok şeyi göze aldık Hanzade. Yapmamalısın. Aşkın için yapmadın mı her şeyi? Öyle demez miydin? O zamandı. Şimdi her şey değişti anne. Her şey başka. Ne yapacağımı bilmiyorum. Boşanmak istiyorsa boşanacağım. Sırf o istiyor diye. Karışma artık. Kerem? Kerem ne oldu? Servisi bulamıyorum. Kerem, biz aynı servisteyiz ya, niye alıyorsun? Hangi servise bile bineceğimi bilmiyorum. Annem başka evde, babam başka evde. Ya niye? Boşandılar. Hangi servise bile bineceğimi bilmiyorum. Bu geçen günkü market alışverişinin fişi. Bu da toptancının faturası. Tamam. Sen Makbule'dekileri de al, sonra hesaplaşalım. Peki Esma Nur Hanım. Galip Asaf babama Veysel'in kim olduğunu söylemiş mi? Hayır, söylememiş. Söylemeyecek de. Sen öyle san. Gör bak neler yapacak. Bir bir her şeyin hesabını soracak. Nereden biliyorsun? Yoksa sana bir şey mi söyledi? Yok. Yalnızca hissediyorum. Hepimizin başına yıkacak Bursa'yı. Hiçbir şey yapamayacak. Yapsaydı o gün ormanda yapardı. Ne engeli vardı? Birer kurşun sıkıverirdi ikimizin başına. Hem kendi oğlumu tanırım ben. Galip merhametlidir. Yufka yüreklidir. Yapamaz. O senin dediğin eski Galip anne. Yeni Galip'i hiç tanımıyorsun. Ben de tanımıyorum. Bence artık Galip de kendini tanımıyor. Hemen bizim avukatları ara. İplikçi Hüsnü ile yaptığımız anlaşma üzerinden dava açsınlar. Görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman. Ama daha öncelikli bir meselemiz var Galip Bey. Nedir? Siparişler yetişmeyecek. Bu da bize ihalede zarar verecek, biliyorsunuz. Kim demiş siparişlerin yetişmeyeceğini? Gece gündüz herkes çalışacak. O siparişler vaktinde yetişecek. Ama Galip Bey. Aması yok Nedim Bey. Bu tezgah dün böyle bir ayıp yapmadı, bugün de yapmayacak. Peki efendim.
Ha bir şey daha. Buyurun. Tekstil odasına bildirin. Gerekli işlemleri başlatın. Niçin Galip Bey? Başkan adaylığından çekiliyorum. Her şeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Hani onlar hamile kız skandalı olacaktı? Öyle düşündük ama abi işte biliyorsun. Hüsnü. Efendim abi. Nereden bulmuş Galip bu ipi? Sen mi verdin yoksa? Abi o nasıl laf? Ben niye vereyim? İstanbul'dan bulmuş herhalde. Sizin eliniz armut mu topluyor lan? Yok mu bu adamın yumuşak karnı? Karısı, çoluğu, çocuğu yok mu lan Yaşar? Vardır muhakkak abi. Ya o zaman ne duruyorsunuz? Gidin çomak sokun. Bir şey yapın ya. Canını yakın artık şu adamın. Ne yapacağız Yaşar Çatak? Ödemiştin dediğini yapacağız. Ailesine bir de göz atalım bakalım şu Galip Çelebi'yi. Al bakalım bu sana Doktor Nusret'ten. Allah razı olsun. Doktor nasıl? İyi inşallah. Doktoru kaybettik. Ya. Allah rahmet eylesin. Amin. Hadi sen bak işine. Hayırlı günler. Sen kaldın Galip Çelebi. Seni de yarın götürürüz artık. Tam kollarımı aldım. Doktor söyle kim bu çocuğun babası dedim. Yüzüme baktı baktı. Annen söylesin dedim. Adam öldü sadece. Annen mi? Annem ya. Baktım eşikte durmuş bize bakıyor. Olacak şey mi sadece? Tam Ömer'i kimden peydahladıklarını öğreneceğim. Adam kucağımda öldü. Ama er ya da geç öğreneceğim. Babası muhakkak tanıdı. Ne var bir şey mi diyeceksin? Belki de dedikleri gibidir Çelebi. Nasıl yani? Tanımadığımız biridir. Sperm bankası filan demiş ya annem. Bir dakika bir dakika sen bana mı inanıyorsun yoksa? Ya yapma Çelebi. Ne biçim bir laf bu? Sorumu cevapla Sadıç. Sen kime inanıyorsun? Elbette sana. Cık cık cık. Lafa bak ya. Ama şu sıra doğruyu yanlışı pek ayıracak durumda değilsin sen. Yalan mı? Ya. Senin bildiğin bir şey var. Ne? Benden bir şey saklıyorsun sen. Çek elini Çelebi. Sadıç. Dur gitme. Bırak kolumu. Celal. Hem kimsenin günahını almayacaksın... ...hem de babana bile güvenmeyeceksin. Bu işler ince işler Çelebi. Zengin ama gösterişten hiç hoşlanmıyor. Adam gibi adam yani. Mesela en yakın arkadaşı Celal mütevazi bir kuyumcu ustasıymış. Birer durum daha mı yesek Merve? Doyamadım tadına. Leyla artık beni biraz ciddiye alsan diyorum ha. Adamın mutlu bir evliliği var diyorum ne durumu? Ben halüsinasyon gördüm öyle mi? Uludağ'ın tepesinde başına silah dayayan Galip değildi o zaman. O kadarını ben bilemem Leyla. Deminden beri kafamı ütülüyorsun ama. Ütülüyorum. Çünkü arkadaşım için endişeleniyorum. Çünkü adam evli. Koca Bursa'da adam mı kalmadı? Gözünü çıkardım vallahi. Endişelendiğin o arkadaş ben mi oluyorum ya? Aman git be başımdan. Merve. Biz ne konuşuyoruz Allah aşkına? Galip Çelebi'nin benim bu duygularımdan haberi bile yok. Neymiş meramın söyle bakalım. Kıvranıp duruyorsun kaç dakikadır başımda. Şimdi Asaf Bey biz Makbule'yle nişanlıyız biliyorsunuz. Ya ne zaman yedik biz bu haltı da bu canım kızı verdik sana. Makbule. Efendim Asaf Bey. Gel bakayım gel. Otur bakayım şu koltuğa. Sen de çek bir iskemle. Heh.
Evet, başa sar bakalım şu kaseti. Ne diyordun az önce? Şimdi biz nişanlıydık ya. Şey efendim, yani tabii sizin de izniniz olursa bu nişanı, yani bu yaz biz, yani bu yaz bu nişanı diyorum. Kızım, bu oğlan söyleyemeyecek derdini. En iyisi sen söyle. Asaf Bey, biz yaza nikahlanmak istiyoruz izniniz olursa. Oh. Oh be, söyledim sonunda. Madem böyle, ben de verdim kızı gitti. Esma Nur, tamam mı? Hayırlısı. Veysel, iyi dinle beni. Evlilik sorumluluk ister, anladın mı? Fedakarlık ister. Hazır mısın oğlum? Aa, tabii Asaf Bey. Yoksa bu zamanda böyle bir şeye kalkışılır mı? Baba, siz de renginizi belli edin. Kız tarafı mısınız, erkek tarafı mı? İkisi de evin çocuğu. Babana taraf olmak yakışmaz Hanzade. Ben müsaadenizi istesem. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım. Bana bak Veysel. Yakında baba olursun. İşte o zaman kartal gibi olacaksın. Kol kanat gereceksin ailenin üstüne. Her dertlerini bilip çözeceksin. Anladın mı? Anladım. Veysel, iyi dinle. Tecrübe konuşuyor.